Bismillahirrahmanirrahim. Babu sevbi yekunu fihi alemul harir. Ev yekunu fihi şey'un minel harir. Bu bab şu elbise hakkında ki onda ipekten bir işaret olur. Yahut da elbisede ipekten başka bir şey olur dokunmasında. Caiz midir değil midir? Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ. Bu babın gayrisinde biz rivayet eyledik. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledik. Neyi? En nehye nehyi. Neden? Anil harir, ipekten. İpekten Resulullah Efendimiz nehy eylediğini bundan evvel rivayet eyledi. Birçok hadisi şerifler ki Resulullah Efendimiz erkeklerin ipek giymesinden nehy eylemiş. فَزَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular neye? اِلَا اَنَّ ذَٰلِكَ النَّهْيَ Bu nehi قَدْ وَقَى عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ İpekin ağzına da şumvalü var, çoğuna da şumvalü var. Peygamber Efendimiz ipekten nehy eylemiş. Az da olsa caiz değil, çok da olsa caiz değildir dediler. فَكَرِهُ بِذَٰلِكَ Bu sebeple mekruh gördüler neyi? لُبْسَ الْمُعْلَمِ Müallem, müallem de olabilir. Müallem yani işaretlenmiş. Ne ile? Bi alemil harir, ipek bir işaretle işaretlenmiş. Bir parça ipek getirmiş, bu elbiseye dikmiş ki bu bilinsin, bu elbise ondan diğerlerinden tefrik edilmiş olsun. Binaenaleyh ipekten bir parçayı getirip ona diktiğinden bu elbiseyi giyemez diyor. وَالثَّوْبِ الَّذ۪ي Daha bir elbiseyi giymek de, giymeyi de mekruh gördüler ki لُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ Onun lühmesi ipekin gayrısıdır. Yani içerisinde mekikte giden ona lühme derler. O ipek olursa zarar etmez. Ama onun gayrısı ki uzatırlar tezgahta yukarıdan aşağı ona süda derler. Südasi olursa ipek o caiz değil. Çünkü o lühme içeriden, mekik içeriden gider gelir, o içeride kalır. O dışarıda uzatılan teller dışarıda kalır. Kumaşa baktığın vakitte o süda, o uzatılan teller görünür. İçerideki mekikinki görünmez. Öyleyse biz görünene bakacağız. Görüneni ipek oldu mu bu da caiz değil. Ve halefen fî zâlike âherun. Başkaları bunları muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki قَدْ وَقَعَ النَّهْيُ مِنْ ذَٰلِكَ Bu ipekten nehi vaku oldu. Ne üzerine? عَلَى مَا جَاوَزَ الْاَعْلَمِ Alemi tecavüz ederse, yani ipekin, o elbisenin bilinmesi için nehi bir alemden, işaretten ziyade olursa buna vakidir. Bir de وَعَلَى مَا بِسَبْ üzerine Bu nehi vakidir ki kâne südâhu, onun südâsi oldu, gayre harîrin, harîrin gayrisi oldu. Süda yukarıdan uzatılan ipler değil mi? Evet. Bir de buna oldu. Ve alâ mâ kâne südâhu gayre harîr. La alâ gayri zâlik. Bunun gayrisine değil. Bunun gayrisi caiz değildir. Şu halde nehine de bir alemi İşareti tecavüz eder, ziyade olursa bu. Bir de südasi yukarıdaki uzatılan şeyin, evet, bunlar ipekin gayrısı olursa. Bir de bu caiz değil. İpek. Ve adam makane südahu gayri harir. Şimdi itibar hangisine? İtibar bazılarında diyor ki o içerisinde giden mekikedir. Evet. Bunlar içerisinde südasi ipekin gayrisi olursa, ipekin gayrisi olduğu gibi başka bir ipten oldu yani uzatılan teller. O caizdir. Fakat içerisindeki mekik gidip geliyor ya, o şey olursa, ipek olursa işte o caiz değildir. İtibar lühmeye. Evet. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da ihticac eylediler. بِمَا قَدْ رَوَيْنَا فِي بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ
harir giymek babında rivayet eylemiş olduğu hadisi istidlal ettiler. El-Ömer'e, Hazreti Ömer'den, istisnaihi, Hazreti Ömer'in istisnasında. Hazreti Ömer dedi ki, illa bir iki parmak, üç parmak, dört parmak olursa caizdir diye rivayet etti ya. İşte öyleyse bunda bir elbiseye işaret konulursa ipekten bu caizdir. Neden istisnası? Mimma haruma aleyhim minel harir. İpekten, haram olan şeyden Hazreti Ömer rivayetinde istisna etti. Neyi? El-a'lame alemleri. Elbisede ipek caiz değildir. Fakat alem caiz. Alem de ne kadar işaret? Ya iki parmak, ya üç, ya dört parmak. Fazla olursa işte o caiz değildir dedi. Bir bununla istisna ettiler ki az ipek olursa caiz. وَبِمَا حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنْ عَلِي قَالَ حَدَّسَنَا الْقَاسِمِ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامْ قَالَ حَدَّسَتْنِ عَائِشَةُ قَالَتْ Hazreti Aişe diyor ki كَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ Bizim indimizde bir katife var idi. عَلَمُهَا حَرِيرٌ Onun alemi işareti ipekti. فَكُنَّا نَلْبَسُهَا Biz onu giyerdik. Giyince işte caiz oldu. Ama buna öteki tarafı itiraz eder ki kadınlara zaten caiz idi. Erkeklere caiz değil. Bu itiraz var Hazreti Aişe. Giyerdik. Nisa taifesinden olduğunda. Fakat o birinci kevle cevap veriyor. Birinci kevle sahibi ne diyordu? Erkeğe de haram, kadına da haram, azı da haram, çoğu da haram. Yok. Onu sonra ispat etti ki erkeğe haram, kadına haram değil. Sonra parçasına gelince parçası işaret olursa dört parmak kadere bu caiz. Bir de lühmesi ipekten olursa bu da caiz değil. Haddesena Yunus kâle haddesena Yahya ibn Hassan kâle haddesena İsa ibn Yunus enil Mughiret ibn Ziyad en Ebi Ömer Mevla Esma Hazreti Esma'nın kölesi Ebi Ömer vardı. Ondan rivayet ettiler. Kâle Raiyitü ibn Ömer ben Abdullah ibn Ömer'i gördüm. İştera cübbeten, bir cübbe satın aldı. Öyle cübbe ki fîhâ hayitun ehmer. Onda kırmızı hayit var idi. Yani uzatılan ipleri de kırmızı varmış. O da dokunmuş. Öyle kırmızı çubuk gibi görünüyor. Ki o da ipekmiş. Fereddaha. Onu reddetti. Niye? Öyle çizgi gibi onda ipek olduğundan reddetti. Fâteytü Esma. Hazreti Esma'ya geldim. فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهَا Hazreti Esma'ya dedim ki Abdullah ibn Ömer bir cübbe aldı. Onun içerisinde kırmızı çizgili ipekler olduğundan onu reddetti, almadı. فَقَالَتْ Hazreti Esma buyurdular ki بُعْسَنْ لِبْنِ Ömer Yazıklar olsun İbni Ömer'e. بُعْسَنْ Yazıklar olsun. Bu kadar şeyi anlamadım. Yani helal şeyi haram ediyor. Yazıklar olsun. يَا جَارِيَ Kendi cariyesine hitap ediyor ki Hazreti Esma Navilini cübbete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in cübbesini getir. Hazreti Esma'nın yanında Peygamber Efendimiz'in cübbesi varmış. Hazreti Esma ki Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe'nin hemşiresi. Hani mağaraya gittikleri vakıtta etmeyi bu götürürdü. Yani. Resulullah'ın cübbesini getir. Feahrecet ileyna ve Ebu Ömer kölesi diyor ki Hazreti Esma bize çıkardı. Cübbeten bir cübbe, öyle cübbe ki mekfufetel ceyb. Yakaları ipekle işlenmiş. Vel kümmeyn kolları ipekle, kolların etrafı işlenmiş. Vel furuç bir de etekleri, açık yerleri. Furuç böyle yırtık yerleri var ya açık. Oralar hepsi ipekle işlenmiş. Ne ile? Bir dibaç ipekle işlenmişti. Bak Resulullah Efendimiz'in cübbesi. Yani çizgili ipekler olmuş diye Abdullah ibn Ömer reddediyor. Halbuki Peygamber Efendimiz'in giymiş olduğu cübbenin kolları, yakası, yakasından aşağı bu etrafı ipeyle işlenmişti diyor. Şimdi bundan anlaşıldı ki bazı şeyler az olursa caiz. Haddesena el-Hüseyin ibn Abdillah ibn Mansur kâle haddesena el-Haysem ibn Cemil ha ve haddesena Fatun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id قال حدثنا شريك عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس diyor ki Peygamber Efendimiz nehyilediler. Neden? عَنِ ثَوْبِ الْمُسْمَةِ Musmet yani her tarafı ipekten yapılmış.
bu musmet. Ve emmes suda vel alem. Yahut da içerisinde musmet döhmesi. Mekike sarılan ipek. Bundan nehyelediği hepsi ipek olur. Yahut da içerisindeki döhmesi asli ipek olur. Ve emmes suda vel alemu felâ. Yok, dışarıdan çizgiler var. Böyle ipliklere şey koymuşlar da uzattığı ipleri ipekten yapmışlar. Fakat içerisini ipekten yapmamışlar döhmesini. Yahut da işaret koymuşlar. Bunlar caizdir dedim. Onlardan ne yok. Haddesana Fadun kâle haddesana Ebu Gassan kâle haddesana Züheyr ibn Maviye en hasif fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Fehd Tarike'de rivayet ediyor. Fefi hadil asar, bu eserlerde orucudur. İbâhatü lübsi s-sevbi min gayril harir. İpekin gayrisinden başka, yani ipek olmayan bir elbisenin giyilmesinin ibahası orucudur. İzâ kâne fîhî minel harir. Bu elbise de ipekten olursa mislül alem, alem işaret misli. Elbisenin kendisi ipek değil fakat İpekten işaret var. اَوْكَانَتْ لُحْمَتُهُ غَيْرِ حَرِيرٍ Yahut da lühmesi ipek değil. Bu da caiz. Mekike sarılan. اِذَا كَانَ سُدَهُ حَرِيرًا Südası ipek ama içinde tokunan lühmesi ipek değil. Burada şu halde itibar ne oluyor? O içindeki tokunan şey. Halbuki o görünmez. İpek dışarıdan görünmez. İçeride kalıyor o. Ona itibar ediyor. İçerisinde kalan ipekten olursa caiz değil. Yoksa iç tarafından görünür mü? Kumaşçılığı sen ne bilirsin? Şimdi o iki telin... İki kat işlerse görünmez. Bir kat işlerse görünmez. İçeriden görünür. İçeriden. Dışarıdan değil de. Şimdi burada itibar lühmeye oldu. Lühme ipekten olursa caiz değil. Vücut tarafına o geliyor. Dışarı tarafına ne gelirse gelsin. Lühmeyin ne oldu mi vücuda o ipek tarafı geliyor. O caiz oluyor. Ya hepsi ipekten olur yahut da lühmesi ipekten olursa bunlar caiz değil. Ama lühmesi yundan yahut da kadifeden başka bir şeyden ama diş tarafı ipek o caiz. Diş tarafı vücuda gelmeyen tarafı südat dediği. وَمِمَّا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ Bu mesele hakkında bu zümrenin dediğinin sıhhatine delalet eden şeylerdendir. مَا قَدْ رُوْيَنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen فِي لُبْسِهِمِ الْخَزَّةِ Hazzi giydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haz hepsi ipek değil. Haz yani ipek manasına da gelir. Fakat böyle demek ki lühmesi İpek değil. Diş tarafı ipek, iç tarafı ipek değil. Resulullah Efendimiz bunu giymiş. O da hadisi şu. Haddesena Fehdun. Kale haddesena Ebu Naim. Kale haddesena İsmail ibn İbrahim ibn Muhacir. Kale semiatu Ebi yeskürani Şabi. Kale raitu. Şabi diyor ki ben gördüm. Alel Hüseyin ibn Ali. Hazreti Hüseyin üzerinde cübbete hazzin. Haz yani ipekli bir cübbe. Hepsi ipek değil de iç tarafı ipek, iç tarafı değil. Bunu giydiğini görülmüyor. Haram olsa giymezdi. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ebu Nuaym. Ebu Nuaym kâle haddesena Yunus ibn Ebi İshak enil Ayzar ibn Hüreyz kâle reytu alel Hüseyin ibn Ali mitrafe hazzin. Ben Hazreti Hüseyin'in üzerinde gördüm. Mitrafe haz ipekten bir rüze. Rüde omuzun ağrının var ya, rida rüzar, ehrema girerken omuzdan aldığına ne derler? Rida, öyle bir rida vardı üzerinde ki o da neydi? Hazzidi. Yani ipekli yapılmış, iç tarafı ipekli, diş tarafı değil. Haddesena Ali ibn Abdurrahman, kâle haddesena Abdullah ibn Salih, kâle haddesena Bekir ibn Mudar, en Amr ibn Haris, en Bükeyr ibn Abdillah, en Nebişre ibn Sa'idin, haddesehu ennehu râ'a. O gördü ala Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazreti Sa'd üzerinde cübbeten şamiyeten Şam cübbesi. Gördü ki kıyamuha kazzun onun südaları ipek. Kıyam dediği ki uzatılan o ipleri ipekten yapılmış. Fakat lühmesi o ipekten değil. Onun giydiğini gördüm. Bu da delalet ediyor ki iç tarafı, vücuda gelen tarafı ipek olmazsa caiz.
Ale bişün ve reytu ala Zeyd ibn-i Sabit. Zeyd ibn-i Sabit üzerinde de gördüm. Hema ise mu'leme. Hamis, hamisler. Hamise dört köşeli siyah bir şey ki üzerlerini örterler diyor. O nasıl imiş? O kumaştan değil, siyah bir kumaş, ipekten değil. Fakat ipeklerle onu dikmişler, işaret etmişler ona. Mu'leme, alametli. Yani az ipekin bulunmasının caiz olduğuna bu da delalet ediyor. Haddesena Aliyyun, kâle haddesena Yahya ibn-i Ma'in, kâle haddesena Vehb ibn-i Cerir, kâle haddesena Abdullah ibn-i Ömer, an Vehb ibn-i Kaysan, kâle reyitü Sa'd ibn-i Ebi Vekkas ve Ebba Hureyre'te ve Cabir ibn-i Abdillah ve Anes ibn-i Malik. Ben bu zatları gördüm. İbn-i Kaysan diyor. Kim? Sa'd ibn-i Vekkas 1, Ebba Hureyre 2, Cabir ibn-i Abdullah 3, Anes ibn-i Malik 4. Bu dördünü gördüm. Yelbesûnel haz. İpekli elbise giyerdiler. Dişi ipek, iki değil. Bunu giyerdiler. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahberenî malikün an Hişam ibn-i Urve an ebihi an Âişete ennehâ keset Abdullah ibn-i Zübeyir. Hazreti Âişe Abdullah ibn-i Zübeyir'e verdi, giydirdi onu mitrafa hazzin. Bir rida ki ipekliydi. Öyle mitraftaki rida ki kânet Âişetü telbesûn. Hazreti Âişe onu giyerdi. Onu Abdullah ibn Zübeyir'e verdi ki sen giydin. Onu giydi. Rida. Omuzlarına aldığı şey. Örtü. Haddesena Süleyman ibn Şeyb. Kale haddesena Yahya ibn Hassan. Kale haddesena Hammad ibn Seleme. El Ammar ibn Ebi Ammar. Mevla Beni Haşim. Kale kadimtu ala Mervan ibn Hakem. Beni Haşim'in kölesi Ammar ibn Ebi Ammar diyor ki ben Mervan ibn Hakem'in yanına gittim. Ki ha, kâle dedi ki kadimet. Kadimet değil. Kadimet. Geldi. Ala Mervan ibn Hakem. Mervan ibn Hakem'e geldi. Kudum etti. Metarifu hazzin. İpekli ridalar geldi. Fekesâha nâsen. Min eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'in eshabından bir takım cemaate onları verdi, giydirdi. Ve kendi anzuru, göğe ben şimdi gözümün önünde görüyorum ile Ebu Hureyre'te. Bir tane de Ebu Hureyre'ye giydirdi. Ve aleyhi minha, Hazreti Ebu Hureyre'nin üzerinde var idi. Minha, o ridalardan. Mitrafun eğber. Haber, boz renkli bir mitraf, ipekli. İpekli bir rida var idi. Bunu gözümün önünde bana giydirdi. Gördüm ki enni anzuru, ben onu görüyorum. İlâ terâikil ibrisim. İpeklerin yollarına fihi onda. Yani ipekli çizgiler var onda. İpekli çizgiler öyle hala gözümün önünde. Şimdi onlar diyorlar ki az da olsa caiz değil. Halbuki bak ya. Az olsa caiz. Hatta o inkar edenler ne dedi? Südasi. Yani diş tarafına gelen ipekler olursa bu hiç caiz değil. Dedi. O diyor ki bak işte caiz. Hiç itibar ne olacak? Vücuda değen lohma kısmına. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عبد الله بن عوف قال رأيت على أنس بن مالك من هزت أنس بن مالك üzerinde gördüm جبة خزين ipekli bir cübbe ve mitrata hazzin ipekli bir rida ve imamete hazzin ipekli bir imame. Üçünde de ipek varmış karışık işte bu şekilde. Haz demek diş tarafına gelen kısmı ipekli, iç tarafına gelen şey ipek değil. Ona kumaşçıların, o tokucuların arasında istilah var ya, ama istilahlarını bilmiyorum işte. Uzatılan böyle tezgahtan yukarı aşağı uzatırlar ipleri. Ona çözgü derler. Çözgü mü? Evet. Evet, çözgü. Sonra mekikede sararlar. Evet. Ona da lühme derler zaten değil mi? Atkı derler hocam. Atkı derler. Atkı diyorlar ona. Atkı? Atkı derler. Ha, atkı, ha. İşte Arapçası lühme, atkı. Mekike sarılır. Esas o atkıyı vurursa, ha. O tel hiç kurutmaz. Ne içinden ne dışından görür. Hayır, o atkı da yukarıdan darağı vurur. Yukarıdan darağı vurursa yani işte. Yani o mekikin içerisinden gidip geliyor. Tamam hocam, onu vurursa, darağı vurursa, o atkı hiç kurutmaz. Yukarıdan öyle inen çizgi hiç kurutmaz. Fakat şimdi esas o içerisindeki o olursa o haram. Tamam, içindeki çok olur yani. Ama. İçindeki çizgiden çok olur. Mekik'te daha çok ipçi. Mekik daha çok gider. O zaman ziyadele şey, ekseriyet oluyor. Ekseriyet oluyor. Onun için herhalde bu. Evet.
Haddesena Ali İbn-i Şeybe. Kale haddesena Yezid İbn-i Harun. Ha, bir hadis unuttum. Haddesena İbn-i Huzeyme. Kale haddesena Haccac. Kale haddesena Mehdi İbn-i Meymun. An Şuayb İbn-i Habhab. Kale ra'eytu ala Anas İbn-i Malik. Anas İbn-i Malik üzerinde gördüm. Cübbete hazzin. İpekli bir cübbe. Önü tarafa hazzin. İpekli bir rida. Evkale ve durnuse hazzin. İpekli burnus. Burnus ki başa yapılan taksi. Yani ses gibi yaparlar ya. O da ipekliymiş. Haddesena Ali İbni Şeybe. Kale haddesena Yezid İbni Harun. Kale haddesena Şöbe. Muhammed İbni Ziyad. Ennehu ra ala Ebi Hüreyre. Muhammed İbni Ziyad diyor ki ben Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın üzerinde gördüm. Mitrafa hazzi. İpekli bir rida. Faha ulai eshabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar Peygamber Efendimiz'in eshabi. Kad kanu yelbesunel hazze. İpekli elbiseyi giyerdiler. Ve kıyamuhu harir. O hazzin kıyami, o yukarıdan aşağı düzülen o şeyler de ipe gidiyor. Evet. Ve kâne minel hücceti lil âkherîn. Alâ ehle hazil mekâle. Fakat öteki itiraz edenlerin lehine olan hüccettendir. Böyle diyenlere ki ennel hazze, haz, ipekli kumaşlar. Yevme izin, o günü lem yekun fihi harirun. Onlar da ipek yoktu diye itiraz ederler. Siz ipekli, hazlere ipekli kumaş diyorsunuz. Halbuki haz denilen kumaşlarda o zaman ipek yoktu. Onu sonradan ihdas ettiler. Diyor. Feyukalu lehum. Onlara denilir ki ve ma delilukum ala ma zekertum. Sizin bu zikrettiğinize delil ne var? O zamanki haz denilen elbiselerde ipek yoktu diye bunun bir deliliniz var mı? O zaman yoktu da şimdi oldu diyorsunuz. Deliliniz yok. وَقَدْ زَكَرْنَا فِي بَعْدِ هَذِي لَاتَى. Halbuki bizim zikreylediğimiz hadis-i şeriflerde vardır ki enne cübbete Sa'din, Hazreti Sa'di bin Ebi Vakkas'ın cübbesi كَانَ قِيَامُهَا قَزَّنْ. Onun kıyami, südasi ipe gidip. Bak var işte yani haz denilen elbisenin demek ki ipe giden başka bir şeyden, maddeden yapıyorlar. O zaman da vardı. Bak hadiste rivayet var. وَرَوَيْنَا عَنْهُمْ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي غَيْرَ هَذَا الْبَابِ. Bu babta değil de bundan evvel bu kitabımızda bunu zikreyledik ki اَنَّهُ تَخَلَ عَلَى بْنَ عَمِرِ. Sa'd ibn Ebi Vakkas Ukbet ibn Amir'in yanına gitti. وَعَلَيْهِ جُبَّتُنْ. Ukbet ibn Amir'in üzerinde var idi. Bir cübbe ki شَتْرُهَا خَزُّنْ. Yarısı ipek haz idi. Ve şatruha harirun, yarısı da ipek idi. Yarısı o kumaş öyle bir şekilde dokunmuş ki ipek inen başka bir maddeden dokunmuş. Yarısı o, yarısı o. Fekellemehu İbn Amir fi zalik. İbn Amir konuştu. Yani ona itiraz etti. Dedi ki sen bir iyi adamsın ama fakat bu ne dedi? Bu ipekli sen ridayı niye kullanıyorsun? O da dedi ki ya ipekli minderler var diye. Bunları mekruh hoşlanmasın diye onları kaldırdım. Ama ridaya gelince fekale dedi ki innema yeli cildi benim bedenimi veli ediyor minhu bu ridadan el hazzu has ipek değil. İpekin gayrı olan kumaş. O vücuduma gelen tarafı o dedi. Öyleyse bundan da anlaşıldı ki haz o sıra varmış. Haz denilen kumaşta ipek de varmış. Haz tarafı bana yani ipeksiz tarafı vücuduma geliyor dedi. Fedelle zalik bu delalet etti ki enne hazzehum onların haz denilen kumaşları kâne ke hazzin nâsi min ba'dihim. Ondan sonra gelen nasın hazzi haz denilen elbisesi nasılsa onların zamanında da öyleymiş. Yani ipekle karışık tokunana haz denilermiş. Fihi harirun ve fihi hazzun. Onda ipek de var, ipekin gayrisi de var. İpekin gayrisi de ne olur? Ya pamuk olur, ya yun olur, bir şey olur. Fefi sübuti zalik. Öyleyse bunun sübutunda olucudur ki hazle ipek de var, başkası da var. Bunun sübutunda olucudur ney? Sübutu ma zehebe ileyhi men ebaha lübsessevbi min gayril harir. El mu'alemi bil harir. Sübutu ma şur bir mezhebin sübutu olucudur ki zehebe ileyhi ona sahip oldu. Kim? Men bir kimse sahip oldu ki ebaha vada mübah kıldı. Ney? Lübsessevbi elbiseyi giymek. Neden? Min gayril harir. Haririn, ipekin gayrisinden elbiseyi giymek. Giymeyi mübah kıldı.
Fakat öyle elbise ki el-mu'lem bil-harir. Harir ile işaretlenmiş. Onda işaret için ipek var. Bir bunu mübah kıldı ve lübse sevbilleti bir de şu elbiseyi mübah kıldı ki kıyamuhu harir. Onun uzatılan atkı mı dediniz? Çözgü. Çözgüleri ipek. Ve zahiruhu gayru harir. Onun zahiri fakat içi ipek değil. Zahiri dediği burada yani içi, lühmesi. İçini kimse görmüyor. Harir olsun hocam. Hı? İçini kimse görmüyor. İpek değil. Vücut tarafına işte geliyor ya. Vücut tarafına gelen haz kalıyor. Dışarısı ipek olsun görünüyor o. O zarar vermiyor ama iç tarafına, vücuduna gelen benim anlayışım bu böyle. Yoksa tersine mi anlıyorum? Zahiru gayrı harir. Ha? Zahiru dediğine göre yani görünen evet. Tarafı. Peki şimdi Ökbet ibn Amir ne dedi? Benim vücuduma gelen has tarafı. Hı. Vücuda gelen has tarafı ne demek? Bir tarafı ipekli, bir tarafı ipeksiz. Ha, ipeksiz tarafı vücuda geliyor. O caiz oluyor. İpekli tarafı dışarı gelirse caiz değil. Bir de var ki onu ters örter. İpekli tarafı vücuduna gelir. Fakat şimdi burada benim anladığım süda çözgü. Hacı Efendi diyor ya süda çözgü. Lühme mekik. O, onda ihtilaf yok. Lühme hangisine derler? Gidip gelene, mekike ne derler? Lühme. Burada diyor ki lühmesi ipekli oldu mu bu caiz değil. Buradaki zahirden murat yani hakikaten görünen kısmı değil demek. Yani onun esasını teşkil eden şey. İpekli o caiz değil. Bu hâdâ kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimahumullahu teâlâ. Bu imamın kavli de budur. Vallahu teâlâ a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.